Türkiye'de her şey ihracata bağlı. Bu ülke ihracat yapmazsa hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla bu nedenle bunu sanayici biliyor. Sanayicinin bilmesinin dışında siyasi iktidar da biliyor. Dolayısıyla bütün sinerji, bütün vektörel güç ihracatta ve ihracatçıda. Dolayısıyla hani derler ya, ne yaparsan elinle o gider seninle. Onun için ihracatçıyı desteklemek, ihracatçının yanında olmak, ihracatçının yaptığı işi biraz daha fazla yapmak, sağlıklı yapmak için hükümetin, siyasi iktidarın, bakanların ihracatçıya yan göze değil tam göze bakması lazım. İşte anlattıklarında bundan ibaret. Yani gerek kurumlar vergisinden yapılan ihracattan %1 düşürmesi, gerek 150 milyar kredinin verilecek olması, gerek ihracatçılarla ilgili bir takım tasarrufların mutlak surette ihracatçının menfaatine olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Dolayısıyla demin de ifade ettiğim gibi bugün Denizli'de bile artık 6 milyar dolar konuşuluyorsa ve Türkiye'de en az 20 milyar dolar bir aylık limit bir ihracat rakamı konuşuluyorsa ve Türkiye 250 milyar doları yıl bazında geçecek deniliyorsa destek mutlaka ihracatçıya şart. Exim Bank kaynaklarının da özellikle artırılmasını ve muhtelif ihracat alternatiflerinin de desteklenir hale Exim Bank tarafından yapılmasını inanıyorum. Ve Exim Bank'ın da her şeyden önce Merkez Bankası kaynaklı krediler veriyor olması nedeniyle Merkez Bankası'nın da Exim Bank kredilerini mutlak surette artırması ve bu nedenle ihracatçının özellikle ana bankası bildiği Exim dayalı kredilerini daha uygun şartlarda ve daha yeterli miktarda alabilmesi lazım.